Bu hikayelerden bir tanesi sana tanıdık geliyor mu? Geliyor biraz. Nasıl, senin hikayen nasıl peki? Yani dedim ya, aslında hiç hayal kurmadım işle ilgili. Üniversite Eskişehir'de okuduktan sonra Ankaralıyım normalde. Orada doğdum, büyüdüm ama çalışma hayatının... çıkar Ankara'dan. Çok severim. Hala bütün dostlarım Ankaralıdır, en yakın dostlarım. İstanbul'a, yani iş hayatının İstanbul'da daha iyi olduğunu bildiğim için buraya geldim. İlk gün bir iş görüşmesine gittim. Burada aslında Maslak'ta bir plazadaydı. Hemen şurada arkada. Ve bir stajyer olarak, bir asistan olarak normal bir iş şeydi. Ve bana hani çok küçük bir stajyer bütçesi. Ama kabul edildim, hani sen okey, sen tamam dediler. İndim, hiç unutmuyorum Burcu, siyah bir elbisem vardı mini. Onu da siyah bir ayakkabı mı, toplu ayakkabıyı başkasından ödünç almışım. Çünkü öyle bir kıyafetim yok yani. Üniversiteden çıkmışım, kot pantolon, spor ayakkabı, başka hiçbir şeyim yok zaten. İndim plazadan, nasıl ağlıyorum, hüngür hüngür ama. Sevinçten mi yoksa? Ne yapacağım şimdi? Sevineyim, iş bulduğuma mı sevineyim? İstanbul'a gelmişim bu keşmekeşe, ilk günde iş bulduğuma mı? O parayla nasıl geçineceğimi mi? Nerede kalacağım? Yani ne yapacağım? Nerede kalacağım? Ne giyeceğim? Nasıl geleceğim işe? Bir arkadaşım annesinin evinde sağ olsun bana yardımcı oldular. Bir iki ay orada kaldım. Bu sırada işe gelip gidiyorum. İki vasıta değiştiriyorum falan ama işte bir vasıtayla gidersem, biraz yürürsem o bir dolmuş parası cebime kalıyor falan. Hani o benim için hani o ayı kurtarmama yardımcı oluyor. Hiç unutmuyorum, 59 RS otobüsü vardır. Onu bulursam tek vasıta gidebiliyorum işe. Ama hani bir yandan da birisi bana dedi ki işte bir arkadaşımız... Ya şimdi reklamlarda falan oynasan hani böyle yüzün güzel, hani belki isterim bilmem ki falan filan diyorum. Bir kast ajansına kaydoldum. Görüşmelere gittim ama o da şöyle, öğle arasında gitmem gerekiyor. Bir saat yemek arasında topukluyu çıkartıp spor ayakkabıları giyip dolmuşa binip Taksim'e gidiyordum. Oradaydı o zaman o ajansların çoğu, işte sağa dön sola dön falan, işte boyun, yaşın, kilo. Geri geliyorum. Böyle bir iki tane iş çıktı. İlk işte ilk reklamda işte Çağnırman bir reklam filmi çekmişti o zaman. İşte o zaman ben aylık maaşım 500 ise bir ay çalışınca 3 saatte 800 TL aldım. Bir dakika dedim ya, bu iş çok mantıklı sanki. Yani aslında oyuncu olmak istediğimden değil ya da o işi sevdiğimden değil ama... gibi. Yani hayatımı kurtarmak için önemli bir şeydi. Çünkü anneme yardımcı olmam gerekiyordu, kız kardeşim vardı, İstanbul'daydım. Öyle birkaç reklam çektim ama onun da garantisi yok biliyorsun. O hayat öyle devam etmeyebilir ama burada maaşlı bir iş var. Bana tercih sundular yani, ya orası ya burası dedi şirket. O gün de işten ayrıldım çünkü kavak yerlerinin kas görüşmesi vardı. Yani oradan ayrılmasam gitmeyecektim. Orada işte şans mı, mantık mı, akıl mı, hangisi bu bilmiyorum. Burcu ne diye sorsam ayıp. Terazi. Çok benziyor. Evet. Çok ilginç. Evet. Öyle değil mi? Aynı, neredeyse aynı değil hikayeler mi? Yani. O gün de o görüşmeye gittim ama içeri girdim, birbirinden güzel uzun boylu kızlar. Ben böyle 1.60 kalmışım aralarında. Beni işte deneme çekimini aldılar. İşte yaşın, kilon, boyun gene başladılar. Mesleğin, hani tecrüben, okulun, konservatuarlı mısın? Değilim. Herhangi bir eğitim aldın mı? Almadım. Tiyatro? Hayır. Sesin nasıl? Kötü. Herhangi bir spor? Yok. Herhangi bir müzik aleti? Yok. Dedim ki ben yanlış karar verdim herhalde. Çünkü orayı bıraktım ama burada ben ne yapacağım? İkinci deneme çekimi derken kavak yerleri oldu. Başka bir şehirde çalışacaktık. Para biriktirecektim. Maaş süperdi falan. Yani mantıklı düşündüm aslında ama... İş buralara kadar geldi sonra. Çok güzel. Çok muzlu anlattın. Sen Yoha'yı çok güzel anlattın. İyi ki de anlattın. Ben bu hikayenin böyle bir hikaye olduğunu bilmiyordum ama şimdi böyle mesela şeyi fark ediyorum. Yaşlanınca böyle oluyor galiba insan. Çok duygusallaşıyor arkadaşlar. Şöyle biraz benziyoruz. Burcu'na o yüzden sordum. Çünkü bende de hayatımda hep böyle minik tercihler yapmak durumunda kaldım. Çatallara geldim. Çatal yollara geldiğim zamanlar olmuştu. Hep benim tercih ettiğim yollar beni buraya getirdi. Ama böyle mesela sen hikayeni anlatırken çok tanıdık geldi. Çünkü senin benim işte şimdiki hayatımızı gören insanlar aslında geçmişte belki neler yaşadığımızı falan bilmiyorlar çok da fazla. Biz hani yeri geldikçe anlatıyoruz, soruldukça anlatıyoruz. Sormadan zaten hep böyle hani böyle bir hikayem vardı demiyoruz hiçbirimiz. O kadar böyle benziyor ki ben de servisi kaçırdığım zaman iş yerinde gidecek yani... Otobüse binecek param olmadığı için ya da taksiye zaten binecek param olmadığı için. Taksi çok lüks zaten. Patronun işte ya da işte sekreterlerin odasında böyle hani sandalyeler, koltuklar falan olurdu. Orada uyur. Öyle ertesi güne devam ederdim. Pek çok işte de aynı şeyi yaşadım. Ta ki televizyonda CNN Türk'ü çalışmaya başladım zamana kadardır işte. Hani stajyerler eskiden çok para almazlardı da bir de üstüne. Şimdi galiba kanuni sebeplerden dolayı da zaten hani bir idare edilebilecek bir para kazanabiliyorlar. Ama böyle çok acayip bir şekilde buralardan geldiğin zaman... farklı bir duruş, bir zarafet, işte ben oldumculuk olmayan bir hava sezerdim sende. Şimdi sebebini daha da iyi oturtmuş oldum. Bir de şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Allah yolunu daha da açık etsin inşallah. Uzun soluklu oluyor. Ben birkaç tane konuğum olduğu zaman yine ortak aynı lafı kullandığım zamanlar oldu. Ya böyle yine yaşla karıştıracağım, kusura bakmayın. Ya bana diyorlar ki mesela şu. Tanımıyorum falan diyor. Aa, nasıl tanımazsın? Şu dizide oynuyor falan. Ben bilmiyorum falan diyorum. Mesela sonra 6 ay sonra, bir sene sonra o ismi onu kendileri de unutuyorlar. Çok anlık şöhretler var. Evet, çok geçici işler, çok geçici şöhretler var. Senin de söylediğin gibi. Senin benim gibi insanların böyle biraz, senin gibi diyeyim daha doğrusu. Yani hayat mücadelesi aslında, evet. Evet, daha uzun süreli başarıya sahip olduklarını görüyor olmak aslında. Çünkü ben şöhret olmak için bir şey yapmadım. Ben hayat beni o yollara sürüklediği için bu işteyim. Ama baktım bunda da para kazanıyorum ve kendimi geliştirebiliyorum. O zaman buradan devam etmeliyim. Süper. Aslında. Bugünden sonra peki yapmak istediğim, mutlaka şu işte yapmak istiyorum dediğim bir şey var mı? Aslında en çok uhde kalan sinema filmi. Bir sinema filmi böyle içimde kaldı. Çünkü ya hamileliklerime ya doğumuma denk geldi bazı işler. Ya şehir dışıydı, ülke dışıydı, ben gidemedim. Bir şekilde denk gelemedik ya da o zaman diziler çok yoğun olduğu için başka bir şey yapmaya fırsatımız yoktu. Hep öyle bir şey oldu ama bir sinema filmi hep içimde aslında uhde kalan bir şey. Ama hani inşallah zamanı gelince olur diye düşünüyorum. Ben seni televizyon programcılığına da çok yakıştırıyorum. Ya ondan da çok keyif aldım biliyor musun? Hatta şu ara onun bir yol ayrımında gene o çatallardan birinde miyim acaba? Tamam. Ya bilmiyorum, o da çok keyifli. Gerçekten onu da çok sevdim ama oyunculuğu da çok seviyorum. Ama halk, yani dışarıda sokakta insanlarla karşılaştığımda kadın erkek fark etmez. Yemek programında isteyen var, dizilerde de görmek isteyen var. Ben nerede, neresinde olmak istiyorum bilmiyorum. Mutlu olduğum şey yapmak istiyorum. Bilmiyorum, bazen ikisi de aynı anda olabilir. Hani zamanlamasına bağlı olarak ama bilmem. İnşallah istediğin gibi olur, dilediğin gibi olur diye. Belki. Bir güzel bir vaatle sohbetin sonuna gelmiş olayım. Gerçekten çok çok teşekkürler geldiğin için. Keyif verdin, güzelliğinle bizi büyüledin. Doğru. Teşekkür ederim. Bak, biz kızla böyle. Ben sana bakıyorum, sen bana bakıyorsun. Karşılıklı ama duygularımız gerçekten şeref verdin. Tekrar isteriz gelmeni. Ve o çatalda eğer gerçekten televizyon programcılığı varsa... Programcılık biraz daha ağır bassa. Öyle mi diyorsun? Evet. Ya. Allah Allah. Evet. Tamam mı? Bakarız. Tamam. Güzel bir gününe denk gelirse biz sonraki programımızda seni bir daha görmek isteriz. Bizim çok güzel bir mutfağımız var. Çok güzel tarifler falan yapıyoruz eğer istersen. Tamam, bir dahakine o zaman öyle bir sözüm olsun. Ay, çok seviniriz. Çok çok teşekkürler. Söz verdik, yapacağız. Bu güzel makarna mı yapacağız bu arada? Ya seni heyecanlandırıyor. Bizi heyecanlandıran şeyi yapacağız. Yani çok heyecanlandırmak istemem seni ama istersen makarna yapardık, tamam. Güzel bir sos. Tamam. Ben kendim utandım. Neden utandım bilmiyorum açıkçası. Bu güzel hanımefendiyle güzel ve keyifli sohbetimizin sonuna geldik ama programımız tüm hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın diyoruz. Teşekkür ederiz.